Siyasiler gelip geçiyor. Trump bir seçim sonra belki seçimi de göremezden İnşallah. Gidecektir. Ama o kadar insanın canı, hayatı geri gelmeyecektir. Yani üzücü olan tarafı yani bunu bir şenlik gibi, bir kutlama gibi bir şeye denk getirip öteki taraftan kan akıtmalar. Üstelik bunu barış şehri diye dillerinde karşılığı barış şehri olan Kudüs'te bebek öldürerek yapmak. Alınan bu kararların Kudüs'ü, Gazze'yi, Filistin'i cehenneme çevirmelerine sebep oluyor. Umarım bu kez biraz yani konuşmadan öteye gider dünyanın kanaat önderleri. Somut bir adım atarlar. İnşallah. Umarım. 58 ölünün, 2770 yaralının olduğu gün Amerika Başkanı'nın İsrail için harika bir gün diye tweet attığı gün olarak tarihe geçeceğini de bir kez altını çizmek lazım. Peki.